Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 79. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anarken haber turumuza Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın 10 Kasım dolayısıyla yayınlamış olduğu yazılı mesajıyla başlıyoruz. Başkan Yazgı mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 79. yılında şükran ve minnetle anıyoruz. O tüm dünyada hayranlık uyandıran başarıları, düşünceleri, liderlik yeteneği ve üstün kişiliğiyle tarihe mal olmuş bir önderdir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün hem eseri hem de destanıdır. Bu öyle bir destandır ki gücünü milletine olan sevgisinden ve inancından alan Atatürk'ün tarihi başarıları özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer uluslara da yol gösterici olmuştur. Onun veciz sözlerinden olan "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" düsturuyla hepimize düşen görev bu ülkenin ilerlemesi, gelişmesi, muasır medeniyetler seviyesine ulaşması, dünya var oldukça bağımsız ve hür yaşamak için görevimizi en iyi şekilde yapmak, Atatürk'e olan sevgimizin en güzel ifadesi, minnetimizin tezahürü olacaktır. Onun bizlere bıraktığı değerleri yaşatmak onurumuz, o değerleri gelecek nesillere, kuşaklara aktarmaksa en büyük görevlerimizden birisidir. Bu düşüncelerle ebediyete intikalinin 79. seneyi devresinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Aksaray Belediyesi vatandaşa hizmet noktasında tüm vatandaşları yönetime dahil etmek amacıyla Belediye Kapımda projesiyle vatandaşları kapısında ziyaret ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından 5 ay önce uygulanmaya başlayan Belediye Kapımda projesiyle belediye vatandaşın ayağına gidiyor. Biz Aksaray Belediyesi'nden geliyoruz. Belediyemizin halkla ilişkiler birimi Belediye Kapımda projesi kapsamında birkaç sorumuz olacaktı. Size daha iyi hizmet sunabilmek için. Birim bünyesinde oluşturulan ekip mahalle mahalle, sokak sokak gezip vatandaşların istek, öneri ve taleplerini kayıt altına alıyor. Projenin hedefi ise halkın yönetime katılmasını sağlayıp istek ve taleplerin karşılanmasına doğrudan katkı sağlamak. Aksaray Belediyesi Belediye Kapımda projesiyle vatandaşlarla birebir görüşme esnasında gelen istek ve talepleri de gerekli birimlere aktararak anlık çözümler üretiyor. Yaklaşık 5 ay önce projeyi hayata geçiren Aksaray Belediyesi şu ana kadar yaklaşık 1500 haneyi ziyaret etti ve 5765 vatandaşla birebir görüşme sağladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı göreve başladığı andan itibaren halkın yönetime dahil olması için mahalle meclis toplantıları düzenlemiş ve bu doğrultuda binlerce vatandaşı dinleyerek isteklerine çözüm üretmişti. Halkın memnuniyet derecesinin artması için her türlü sosyal projelere öncülük eden Başkan Yazgı, bu projeler arasında yer alan Belediye Kapımda projesiyle halkın tamamına ulaşmayı hedefliyor. Aksaray Belediyesi'nin kamuya açık alanlarda ücretsiz olarak hizmete sunduğu internet ve şarj imkanı özellikle gençler tarafından büyük takdir topluyor. Aksaray Belediyesi kent meydanı ve 6 farklı noktada ücretsiz internet ve şarj hizmeti sunuyor. Belediye tarafından uygulanmakta olan Akıllı Kentler Projesi kapsamında kamuya açık alanlarda Wi-Fi yayınıyla vatandaşlara ücretsiz internet kullanımı sağlanırken uygulamadan yüz binlerce vatandaş faydalanıyor. 2014 yılında vatandaşların şehir içinde yoğun alanlarda internet ve şarj ihtiyaçlarının karşılanması için 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami Önü, Kılıçarslan Parkı, Toki Parkı, Seyir Terası ve Somuncu Baba Külliyesi'nde başlatılan Belnet ve şarj hizmeti kesintisiz olarak devrede. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çağa uyan hizmetlerle yüzlerce kişinin aynı anda internete bağlanabildiği ücretsiz internet ağı uygulamasından ise özellikle gençler çok memnun. Ücretsiz Wi-Fi uygulamasından yararlanmak isteyenler cep telefonu veya mobil cihazlarından Wi-Fi uygulamasını açıp bağlantıyı seçip üye olduktan sonra istedikleri zaman bu hizmetten bir saat boyunca ücretsiz faydalanabilirler. Üst üste aldığı galibiyetlerle morali yerinde olan temsilcimiz Aksaray Belediyespor, ligin 8. haftasında kendi evinde 7 Mart Kadirli Demirspor'u ağırlayacak.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor, ligin 8. haftasında karşılaşacağı 7 Mart Kadirli Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Dağılgan Spor Tesislerinde teknik direktör Ufuk Uysal ve teknik ekibin gözetiminde iki bölüm halinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık çalışan oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde topla çalışmalar ve yarı saha maçı yaparken kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Antrenman çift kale taktik kontrollü maçla son buldu. Temsilcimiz siyah beyazlı ekip 12 Kasım'da kendi evinde Dalgan Stadı'nda 7 Mart Kadirli Demirspor'u konuk edecek. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberlerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.